Oxford Üniversitesi'nin size kattığı, sizin hayatınızda değiştirdiği şeylerden bahsedebilir misiniz? Ben o dönemi çok severek okudum. Sonrasında da ve çok enteresan şeyler yaşadık biz. Akşam resepsiyonlar oluyordu. Ve dersler, belli başlı dersler zaten hani bana gerçekten işte organizasyonun yapılanması ile ilgili değişik teoriler, bunun pratikteki uygulamaları, ne başarılı olmuş, ne başarılı, bunlarla ilgili çok şey gösterdi. Hani bu için bir tarafı. Ama onun dışında mesela şeyler oluyordu. Resepsiyonlar oluyordu ve o resepsiyonlarda konuşmacılar oluyordu. Bu konuşmacılar eski Oxford profesörleriydi çoğunlukla. Çoğu emekli olmuştu. Ve onlar böyle küçük küçük konuşmalar yapıyorlardı. Ve böyle düzenli olarak oluyordu. İşte bunlardan bir tanesi de daha çok işte yaşamı sorgulayan, ölümü sorgulayan, hayatta aslında ne kadar küçük bir yer kapladığımızı sorgulayan filan insan, çok felsefi şeylerdi. Bu bana şu anlamda çok yardımcı oldu. Yani bunlardan bir tanesi mesela korkularımızla ilgiliydi. Ve sizin korkularınızın, yani her şeyde tereddüt ediyorsanız arkasında bir korku yatıyordur, dedi mesela profesörlerden biri. Ve dedi ki, bu korkuyu bulup üstüne gitmezseniz bu sizi hayatınız boyunca ayağınızdan bağlar. Ve yani kavgaları da siz korku yüzünden edersiniz. Sinir denen şey korkudur aslında, gibi böyle bir konuşma yapmıştı. O bana çok iyi geldi. Mesela Oxford'daki en böyle bir ampulün yandığı an odur bende. Ve o zaman şeyi falan anlamıştım. Mesela o zaman da çok ekstremdi. Dedim ki yani Hande, sen sürekli bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorsun. Yani üç çocuk tek başınasın. Amazon işte, o master yapıyorsun falan. Yani neden korkuyorsun o? O zaman söylemeyeceğim tabii burada da, o zaman böyle çözümleyip ya tam daha iyi bir insan olma yolunda ilerlemiş hissetmiştim kendimi.